Arkadaşlar merhaba. Bu benim en sevdiğim krasulam. Dün dışarıdaydı. Yeni getirdim. İçeri aldım. Çünkü dün hava -3 dereceydi. Bu krasulamızın adı Crassula orbicularis rosularis. Eskiden sadece rosularis diye geçiyordu ama artık orbicularis ailesinin içerisine girdi. Aslında arada bir yerde kaldı. Bakımına da değineceğiz. Fakat en önemli bahsetmek istediğim nokta doğru bilinen yanlışlar. Bu güzel krasulan son zamanlarda çok popüler olmaya başladı. Özellikle şimdi çiçek açma dönemi. Gördüğünüz gibi benimkiler de açıyor. Ama maalesef bilgi kirliliği var yetişmesi noktasında. Ne istiyor ne istemiyor. Ben kendim de bunu 1,5 yıl önce tek bir rozet halinde almıştım. Minnacık şöyle bir rozetti üstte. İlk zaman o bilgilere dayanarak yetiştirmek istemiştim. Normal krasula türlerine göre. Fakat sonradan anladım ki baktım çiçek hoşnut değil durumundan. Kendim deneye doğru bir yolu buldum. Sadece kendi tecrübem değil, deneyin yanına ama sonradan fark ettim. İyice kontrol ettim yine internetteki yorumlara baktım. Öneriler kısmından ziyade yorumlar benim için önemli. Bu bitkinin yetişmesi konusunda önerilerin bazılarının yanlış olduğudur. Şimdi ben bunlara da değineceğim. Çok güzel bir bitki değil mi? Bence Crassula'nın en muhteşem türü bu. Bu tür biraz Tradescantia'ya benziyor. Tradescantia pallida'nın yaprağına benziyor. Böyle arkası kırmızı, bordomsu daha doğrusu. Ama bu bitki saksifraj ailesinden yani taşkıran çiçekleri içerisinde yer alıyor. Çünkü çift çenekli bitkidir aynı zamanda. Nedir bu çift çenekli olanlar? Altta gürbüz bir kök bulunur. Bu kökün üzerinde bitki meydana gelir. Daha sonra şöyle sapın üzerinden yeni bir kök oluşumu gerçekleşir. Yeni bir yavru oluşturur. Onu da zaten budama kısmında yine bahsederiz. Aynı zamanda saksifraj olan bitkiler kayalıklara yerleşirler. Kaya çatlaklarına. Çoğalmaları bu şekilde oralarda gerçekleşir. Bu bitkiyi süspansiyon olarak da yapabilirsiniz. Mesela büyüme şekli de gelin teli çiçeğiyle aynı olduğu için çoğalma biçimi. Bunu da çok güzel bir şekilde askıda bir saksıya asabilirsiniz. Aşağı doğru yeni yeni kökler çok gösterişli bir görünüm elde edersiniz. Şimdi bu krasulam normalde diğer krasulalar gibi sanmıştım ilk aldığımda. Küçük bir zaten çok beşlik bir saksının içerisinde almıştım. Tek bir çeliği vardı rozet halinde. Ben onu işte güneş alan bir yere yerleştirmiştim. Az su vereyim diye düşünmüştüm. Çünkü hani genel krasula bitkileri gibi düşünmüştüm ilk aldığımda. Aslında bu yeşilliğinden fark etmek gerekiyor ki bunun bakımı biraz daha diğer krasulalardan farklı tabii. Bir de her yerde de mesela bu bitki hakkında işte güneşe koyun, çok sıcağı sever, işte sukulent türlerine nasıl bakıyorsanız buna böyle bakın gibi genel bilgiler verildiği için yani bunu da öyle sanmıştım ben. Ama sonra fark ettim ki güneşte çok rahatsız oldu. Yani sadece sabah güneş ya da öğleden sonra güneşi almasına rağmen rahatsız oldu. Baya bir yapraklar sararmaya başladı böyle. Rengi falan değişti. Bozuldu rengi. Sonradan ben dedim bunu biraz gölgeye alayım. Bahçede çalılar var yüksek. O çalıların altına bıraktım. Mesela yakut kolyesi gibi. Ondan sonra gelişim göstermeye başladı. Bu aradan gördüm gördüğünüz gibi bir sürü rozetler verdi, yavrular verdi. Normalde böyle yetişen, gelişen sapların üzerinden yeni yeni çelikler de verebilir. Ama benim bitkim kendi dibinden yeni yeni rozetler vermeyi tercih etti şimdilik. Belki de geniş bir yere ekildiğinde bir anda böyle bir patlama gerçekleşecek. Çünkü bunlar zaten koloni halinde gelişiyorlar. Yanlardan büyüye büyüye ve ortalardan gelişen sapların üzerinden yeni kökler oluştura oluştura büyüyorlar. Bunun gölgede bakılması lazım. Bu güneşi seven bir bitki değil. Öyle bir krasula değil. Hadi en fazla sabah güneşini alsın derim. Ama onu da çok filtrelenmiş bir güneş olarak alması gerekiyor. Ama en iyisi bir ağacın gölgesinde açık havada ve çok aydınlıkta yetişmesi gerektiğidir. Gene bilinenin ters az su deniyor ama bu suyu çok seven bir krasula. Gerçekten buna verebildiğiniz kadar toprağa kurumasını tam beklemeden bir süre önce hemen sulayabilirsiniz. Hani normalde sukulentlerde, krasulalarda toprağın iyice kuruması gerekiyor ama bunu da beklemeseniz de oluyor. Şu anda da çok ıslak. Bu bütün sonbahar yağmurlarını, bütün ilkbahar yağmurlarını ki bu sene çok yağdı. Onların tümünü aldım ve hiç bozulmadı. Ama ben buna çok iyi bir toprak yaptım. Normalde bunun
toprağına 3'te 1 oranlarında işte çakıl taşı, kum ve turba gerekiyor. Drenajlı olması gerekiyor toprağının. Ben çok çok daha drenajlı bir toprak yaptım. Gerçi içinde vermikülit de kullandım. Hani baktım suyu seviyor. Suyunu tutabilecek bir toprak olsun istedim aynı zamanda ve fazlasını atabileceği bir drenaj yaptım. Siz vermikülit yerine eğer astımla ilgili bir probleminiz yoksa nefes darlığıyla ilgili perlit kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Hatta içine bunun zaten ponza taşı var. Çok az miktarda akadamyada buna yerleştirdim. Saksının altında kocaman şöyle bir delik var. Onun üstünü ben bir terayla örtmüştüm. Ama daha sonra iyi bir drenaj için yüklüce ponza taşı koydum. Ki bu suyu aldığında yağmur suyuyla tamamen büyüdü. Zaten ben buna su falan vermedim. Sonbaharda tamamıyla yağmur ne kadar yağdıysa o kadar su aldı. Yazın ama suladım. Neredeyse 2 günde bir ben buna güzel güzel su verdim. Gölgede olmasına rağmen. Ama dediğim gibi bilgilere bakarsanız size bunları söylemeyecek bilgiler. O zaman da bir yanılgıya düşersiniz. Çok fazla gübreye ihtiyaç duymuyor. Gübre verirken gübreyi tamamıyla sulandırmanız gerekiyor ya da eğer sıvı bir gübre vermeyecekseniz katı bir gübre ise yarım miktarını vereceksiniz. Yani yarı yarıya bir gübre istiyor. Senede bir sefer vermeniz yeterli. O da büyüme mevsiminde vermeniz gerekiyor. Bu bitki normalde 7 derecenin altına düşmemesi gerektiği noktasında önemli uyarılarda bulunan bir bitki. Ben de öyle düşünmüştüm. Başlarda tabii ki ama mesela dün -3 dereceydi. Dün içeri aldım ve ben bunu gene bahçenin içerisinde büyük bir seram var. Onun içine yerleştireceğim ve seramın içinde de hala ben kapağını da örtmedim. Orada güzel güzel şu anda gelişimlerini de sürdürüyorlar. Hatta yanına ben başka sukulentler de atmıştım yapraklarından. Şuralarda da var. Bayağı bir gündüz olmuşlar. Onlar da büyüyorlar. Şimdilik bir sorun yaşanıyor. Şurada da var. Gördüğünüz gibi. Yani aslında soğada dayanıklı. Tohumdan büyütme çok nadir olarak yapılır. Ona gerek de yoktur. Rozet halinde zaten satılıyordur. Onun, o rozetleri siz biraz bakıp büyütürseniz yeniden oluşan o saplar üzerindeki yeni fidelerini alıp zaten o köklenecektir. Kendi kendine bu bitkinin üstünde hem rozet gelişiyor hem yeni kök oluşumu gösteriyor. O köklerle birlikte yeniden ekebilirsiniz. Isı için şunu da söyleyeyim. Siz yine de yeni aldıysanız yani bitkiye alışık değilseniz hani benim gibi böyle çok fazla soğukta bırakmayıp diyelim ki bu sene aldığınız bir bitki olacaksa eğer ilk etapta mesela sıfırın altına düşürmeyin derim bitkiye alışabilmeniz için. Bitkinin mekana alışabilmesi için ama ondan sonra siz diyelim ki seneye bitkinizi işte -2'lere, -4 derecelere kadar dışarıda bırakabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey aşırı don olduğunda aynımlarda yaptığımız gibi daha önceki ben aynım kış bakımı videosunda anlatmıştım. Üstüne bir tülbent misali geçirgen havayı geçirebilecek yani unlu bit oluşumunu önleyecek şekilde diplerin aralarını gördüğünüz gibi çok sıkışık nefes almasını sağlayacak tülbent şeklinde ince bir örtü yerleştirin. Tela da olabilir o. Şu yanlardan hava almasını önleyecek şekilde rüzgar almasını özellikle önleyecek şekilde onu bir sabitleştirirsiniz. Ama mesela o don geçer geçmez yeniden üstünü açmanızı tavsiye ederim. Ben anyumlarda da öyle yapıyorum. Hiçbir zaman içeri almıyorum. Hiçbir kayıp yaşamadım. Şu anda çok ciddi bir don var. Sular dışarıdaki kapların içerisinde ben yağmur suyunu biriktirirken o kapların içerisindeki sular donmuş durumda. Dün de bu dondan geldi. Yani hava don bir haldeydi içeri aldığımda. Gördüğünüz gibi hiçbir bozulma yok. Arkası da çok güzel gözüküyor. Bu iki rengi çok hoş. Bordo saksıya çok yakışıyor. Çünkü sapları da bordo aynı zamanda. Çiçekleri bu şekilde açıyor. Beyaz ve sarımsı bir hale dönüşüyorlar. Asla saksı altlı kullanılmaması gereken bir bitki bu. Toprağını eğer diğer bileşenler elinizde yoksa turbo ve pomza karışımından elde edebilirsiniz. Bahçe toprağı da iyi geliyor. Ben bunu bahçe toprağı da koymuştum. Siz de o şekilde sulandığında suyun durgunlaşmasını önleyecek bir toprak hazırlarsanız bu bitki bayağı bir memnun olur. Düşük sıcaklıklara maruz kaldığında bu bitkinin çeperi daha da morlaşıyor. Bakın şurada şöyle bir gelişim gösteren kök oluşumu var. Buradan bir üremiş zaten. Yani bunun gibi aralarda birkaç tane daha vardır. Sizin için koparayım. Normalde koparmak istemiyorum. Hiç de budama için uygun bir zaman değil. Bahar ayını beklemek lazım. Ama bunu buradan sizin için ben bir koparacağım. Şimdi bu şuradan köklenme oluşturur bahar ayında. Yani şu an dediğim gibi mevsim değil. Bunu toprağa şu şekilde ektiğinizde bu kendi kendine
büyümeye başlayacak olandır. Bu şekilde daha sonra toprağa değdiği her yerde, zaten diyelim ki şunu çok daha geniş bir alan olarak düşünün. İşte gelin teli çiçeğinde olduğu gibi toprağa değdiği her alanda buradan sarkıp kendisi kökleri daha çok geliştirecek bir şekilde altları, toprağın altlarına doğru yürüyecektir. Bu haliyle bile çok şirin değil mi? Bu çiçekleri de çok uzadığında 20 santime kadar ulaşabiliyor. İlk aldığım zaman eğer çok az su vermiş olmasaydım ve güneşe daha maruz bırakmış olmasaydım bu şu anda çok çok daha büyümüş olurdu. Gölgeye aldıktan sonra çok iyi bir gelişim gösterdiğini, hızlı büyüdüğünü söyleyebilirim ama bitki aslında genelde çok hızlı büyümeyen bir bitki. Güneşe aldığında zaten üst taraflar iyice kızaracak, alt taraflar iyice moraracak ve bu bitki maalesef pahalı bir bitki. Diğer sukulent türlerine, krasula türlerine göre karşılaştırdığımda küçücük bir rozetini bile 6 euroya satıyorlar. Bu yüksek bir fiyat. Normalde 3 euroluk satılabilecek bitkilerle birlikte karşılaştırıldığında 6 euro bunun 2 katı yapıyor neredeyse. Ama son yıllarda çok değer verilen bir bitki. Şu anda çiçekli haliyle, normalde bu çiçekleri çok daha fazla gelişecek önümüzdeki günlerde. Çiçekli haliyle çok görkemli olduğu, tam da çiçeklenme dönemi olduğu için biraz da bundan dolayı özellikle bu dönem fiyatını arttırıyor çiçek satan marketler ya da çiçekçiler. Bakın şu altlarda da size göstereyim yavrularını. Diplerden de böyle gelişiyor. Aralardan gelişiyor. Geliştirdiği sapların üzerinden gelişiyor. Yani çok hızlı bir çoğalma elde edebilirsiniz. Bu bitkiyi siz çoğaltıp hediye de edebilirsiniz. Bence yılbaşında hediyelik olarak çok iyi bir fikir bu bitki. Aynı zamanda aldığınızda çoğaltıp seneye de ya da yıl boyunca başka nedenlerle sevdiklerinize hediye de edebilirsiniz. Çoğalttıklarınızı. Çünkü çok kolay çoğalan bir bitki. Bakın o kadar çok yavruladı ki ben bunları burada sıkışıp gidecek, ancak Mart'tan sonra baksasını değiştireceğim. Şu anda değiştirmeyeceğim. Normalde 2 yıl falan yeterli olurdu taksi için ki buraya ektiğimde küçüktü. Bitkinin gelişimine göre her yıl ya da 2 yılda bir sefer bitkinin saksısı değiştirilebilir. Normalde 1,5 ay önce çiçeklenmeye başlıyorlar ve yıl boyunca aslında Mayıs ayında bile siz bunun çiçeklendiğini görebilirsiniz. Bu onun aldığı ısıya, ışığa ve suya bağlı. Çiçeklenmesi de ona göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu bitkinin menşei Güney Afrika. Toprağını da size göstermek isterdim ama bu sefer açmayacağım, normalde açardım. Şu an bayağı bir nemli. Sadece nemden aslında uzak tutmak gerekiyor bunu. Ama rüzgar alan bir yerde ise eğer nemi de kısmen tolere edebiliyor. Fakat siz yine de nemli bırakmamaya çalışın. Ben bunu zaten saksısını değiştirirsem askıda bir yere almak istiyorum. Bu sefer askıda yapacağım. Ama bu haliyle de gerçekten çok görkemli. Nemi de tolere etti benimkisi ama rüzgar alan bir yerdeydi. Siz neme karşı biraz dikkat etmelisiniz bence. Çünkü mekan olarak nereye koyacağınızı bilemiyorum doğrusu. Bir de uyarmış olayım. Gözlemleyerek kendiniz ne kadar tolere ettiğini mekanınıza göre. Gerçi bu dış mekan bitkisidir. Saksifrajların hepsi öyle dış mekan bitkisi. Ve rüzgar almalarını sağlamanız gerekmektedir. Şöyle çok sararmış olan yapraklar olursa, ki bu daha da sararır. Böyle hafif çevirip yer kulentlerde olduğu gibi alabiliriz. Böylece böceklere karşı da bu tür temizlikler önlem oluyor. Evet, bu güzel bitkimiz hakkında Crassula orbicularis rozularis benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer budama yaparsam ya da çoğaltırsam o zaman da size bunu video şeklinde aktarırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.